Yeni Hayat programından herkese merhaba. Bugün 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimini, annenin iş hayatına dönüşünü, bebeklerin bu yeni sürece adaptasyonunu, ebeveyn kaygılarını ve bu kaygılarla baş etme yöntemleri üzerine konuşacağız. Anne-baba çocuk ilişkisinin dinamiklerini ve çocuk bakımında ebeveyn katılımının önemini ele alacağız. Gelişim dönemlerinde bebeklerimizi evde bekleyen gizli tehlikeleri öğreneceğiz. Bebeğimle Yeni Hayat başlıyor. Sevgili seyircilerimiz, bugün stüdyomuzda psikolog Dicle Selek hocamızla beraberiz. Hemen konuğumuza hoş geldin diyelim. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Hemen ilk soruyla başlıyorum. 0-2 yaş arasındaki bebeklerin gelişiminde en kritik dönemler nelerdir? Ve bu dönemlerde ebeveynler bebeklerinin gelişimini nasıl destekleyebilir? 0-2 yaş dönemi çok kıymetli bir dönem. Çok zengin bir dönem. Yani her aşamasında çocuğu ayrıca geliştiğini, büyüdüğünü gözlemlediğimiz bir dönem. İyi de değerlendirilmesi gereken bir dönem. Şimdi parçalara bölersek, hani 0-3 ay diye başlarsak, bu dönemde çocuk daha anne karnı gibi aslında dünyaya gözlerini açıyor ama hala işte anne karnında gibi. Anneye muhtaç, anneden işte beslenen, çevreyi daha keşfetmeye yeni yeni başlayan bir dönemde oluyor. Bu dönemde çocuğun özellikle işte ihtiyaçlarına cevap verilmesi, temas halinde olması, çocuğun bütün duyularına hitap eden bir temas halinde olması çok önemli. Çocukla aynen anne karnında gibi, anne karnında da olduğu gibi bu dönemde de konuşmak çok önemli. İşte yavaş yavaş çocuk sizi tanıyacak, çevreyi tanımaya başlayacak. 3 aydan sonra biraz daha artık bakıcısını tanımaya başlıyor, çevresindekileri fark etmeye başlıyor. Dil gelişimi için 0-2 yaş dönemi kritik bir dönem. Bu yüzden çocuğa dil açısından bolca zengin ortamlar sunmak çok önemli. Çünkü 0-2 yaş döneminde dil açısından çocuk yoksun, mahrum büyürse ilerideki dil becerisinde, dolayısıyla akademik becerisini, bilişsel becerisini etkileyecek bir sürece girmiş olur. 6 aydan sonra artık işte ek gıdaya geçtiği bir döneme geliyor çocuğun. Beslenme alışkanlıklarının oturduğu, işte anne emzirirken anne bebek bir bütünken artık dışarıya doğru, dışarıdan da bir yiyecek alabileceğini, farklı şeyler olabileceğini gördüğü bir döneme giriyor. Burada gene işte kaba motor becerilerinin geliştiği bir döneme dek geliyoruz. Ayağa kalkma, emekleme, işte bunları birleştirerek yürüme aşamasına geçecek. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, elbette ki bu becerileri edinmeyle ilgili belli aylar var ama bu aylar tam işte şu gündür, şu aydır demek değil. Tam tersine, yani belli bir süreci ifade ediyor. Bu da bize ne demek? Her bebek özeldir, her bebeğin gelişimi kendine özeldir. Bunu şunun için söylüyorum. Burada aileler bazen kaygıya kapılabiliyor. İşte 12 ayda mesela neden hala benim çocuğum emeklemedi? Evet. Aslında emekleme davranışını görmeyebiliyoruz işte. Ya da 1 yaşında işte 9 ayda bebek var, yürüme becerisini kazanabiliyor erken dönemde. İşte 13 ayda hala yürümeyen bir bebek var. Çocuğum neden yürümüyor? Yani bunlar aslında bir aralığı ifade ediyor kritik dönem dediğimiz şeyler. Bunların ebeveynlerin kaygıya kapılmaması için söylüyorum. Keza işte bu dönemlerde 0-2 yaş döneminde çocuğun 8 aydan sonra annenin dışındaki çevreyi tam olarak algıladığı, keşfettiği bir dönem ve böyle bir kısa dönemli yabancı kaygısı, böyle anneden ayrılık kaygısı yaşadığı bir dönem olabiliyor. Bunları bilmekte niye önemli? Bunları bilirsek çocuğun yaşayacağı böyle stres kriz durumlarını tahmin ederiz. Ona göre bir şey belirleriz, plan belirleriz. Mesela özellikle 8. ayda bir bakıcı değişikliğine gitmeyiz. Hani mesela bu anlamda önemli.
Yani yaklaşık işte ortalama bir yaştan sonra da çocukların yürümesi, artık işte çevreyi keşfetmesi sürecine giriyor. İlk aylarda ağız yoluyla her şeyi tanırken, işte her şeyi ağzına sokarak nesnenin ne olduğunu anlamaya çalışırken artık bir şeylere uzanabiliyor, onları elde edebiliyor. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey çocuğa çok uyaranlı bir ortam sunmak. Yani çocuğa ne kadar çok malzeme uyaran verirsek, hani bu şeyi kastetmiyorum, hani oyuncakları kastetmiyorum, hı hı, ama evet, işte çocukla iletişim olabilir, işte herhangi mesela işte tırtıklı bir nesne ya da mesela bir poşet. Hani yani farklı tanıştığı her uyaran çocuğun beyninde bir gelişim basamağı. Zaten 0-2 yaş döneminde çocuğun en hızlı geliştiği dönem, yani hayatının en hızlı dönemini, beyninin geliştiği dönem bu dönem. Ne kadar farklı uyaran sunsak çok önemli. Mesela bazen şunu görüyoruz, işte ya işte yere basmasın, işte ayağı kirlenir, işte ya da işte onu öyle elinde tutmasın, şu kirlenir vesaire. Çocuğa böyle şeyler, kısıtlamalar sunmak bu uyaranları keşfetmesini engelliyor. Halbuki çocuk ne kadar farklı bir dokuya temas ederse beyni o kadar fazla gelişir. Yani tüylü bir şeye temas ettiğinde gelişiyor. İşte bir de düz zemine temas ettiğinde farklı gelişiyor. Yani doku hissi de beyin gelişimini etkiliyor. Kesinlikle. Bütün duyularına, yani hem çok uyaran hem de bütün duyularına hitap eden uyaran. Ve tekrar altını çizelim, dil gelişimi için 0-2 yaş çok kritik bir dönem. Yani ortalama bir yaşında çocuğun artık zaten şeylerini, kelimelerini duymaya başlıyoruz. Dili bizden alıyor. Ne kadar çok kelime öğretirsek, yani tabii bu şey gibi değil, hani öğretmek derken yanlış olmasın, hani dile maruz bırakmak diye söyleyeyim. Yani sürekli kitap okumak, çocukla konuşmak gibi mi hocam? Evet evet, çocukla konuşmak. Yani diyelim ki anne bebeğini yalnız büyütüyor. Hani baba, hı-hı, gelene kadar büyük bir dönem birlikteler. Yani hani ya çocuk çok da ne anlayacak ya da işte düşünmemek işte, gerekiyor. Kitap oku, okumayayım ne olacak vesaire demek değil de, ne kadar çok kelime duyarsa, dile ne kadar maruz kalırsa o kadar iyi oluyor. Ve ilerideki gene akademik başarısı, bilişsel, zihinsel süreçleri, her şeyini bu 0-2 yaş dönem etkiliyor. Peki hocam, doğumdan sonra iş hayatına geri dönmek psikolojik ve fiziksel açıdan annelerin en zorlandığı anlardan bir tanesi oluyor. Çalışan annelerin en sık yaşadığı kaygılar nelerdir ve bu kaygılarla nasıl başa çıkabilirler? Anneler işe başlama sürecinde kaygıdan önce bir suçluluk duygusu içine giriyorlar. Suçluluk duygusu hissetmeye başlıyorlar. Bunu bebeği terk etme, bırakma gibi algılayabiliyorlar. Hmm. Maalesef bu da süreci daha zorlaştırıyor. Burada şunu göz önünde bulundurmak lazım. Çocuklar gerçekten bizden çok daha hızlı uyum sağlayabilen varlıklar. Çok daha esnekler. Biz bunun böyle olmadığını düşünerek, hani bunu bir yıkım gibi görüp süreci kendi adımıza da bebeğimiz adına da zorlaştırabiliyoruz. Sonra tabii bebeğin bakımı rutinleriyle ilgili kaygılar olabiliyor. Bakım verecek kişiyle ilgili sorular meydana gelebiliyor. Yani bebeğime iyi bir bakım verebilecek mi? İşte ben bunları yapardım, yapacak mı? Bu bebeğimle ilişkime zarar verir mi? İşte bebeğimle bağımız zedelenir mi? Güvenli bağlanamam mı? Vesaire gibi böyle bir sürü kaygıyla anne boğuşmak zorunda kalıyor. Yani tabii ki süreç burada iyi işlenirse neden sorun olsun? Yani önce bunu bilmek lazım. Yani bu hayatın doğal akışında olan bir şey, annenin işe dönmesi. Dediğim gibi de yani bebekler bunu gayet uyumla karşılaşıyor, karşılıyor. Ama burada şu önemli, yani sizin süreci o stresle yönetirken daha da zorlaştırmanız. Yani mesela anne çok yoğun suçluluk duygusu yaşıyor, işte eve geliyor, çocuğuna izin vermeyeceği davranışlara bile izin vermeye başlıyor suçluluk duygusunu şey yapmak için, yani telafi etmek için. Bu bir problem yaratıyor mesela. Evet. Bebekler daha uyumlu dediniz bize göre hocam. Annenin işe dönüşü sırasında bebeklerde görülen yaygın uyum zorlukları nelerdir? Ve bu geçiş dönemi en sağlıklı nasıl yönetilebilir? Şuna güzel vurgu yaptınız. Geçiş dönemi dediniz ya, geçiş dönemi gerçekten. Yani tabii ki şimdi bebek yeni bir şeyle karşılaşıyor. Buna bir tepki gösterecek. Yani tepki gösterecek, arkasından uyum gelecek.
burada şaşırmamak lazım. Çünkü zaten annenin yokluğuna tepki vermiyorsa bebek, orada bir soru işareti var. Yani annenin yokluğuna tepki verecek. İşte anne işten geldiğinde o duyguyla nasıl baş edeceğini bilmediği için çocuk, anneye bu biraz olumsuz davranış olarak yansıyacak. İşte bakıcılar şöyle diyecek, yani aslında hiç sıkıntısı yoktu bütün gün. Sen geldin, bak böyle oldu bu çocuk vesaire gibi. Bunları duyacak. Ama halbuki orada anneyle ilgili bir problem yok. Çocuk yeni duruma uyum sağlamak için tepki gösteriyor. Normal bir canlı gibi. Burada da biz dikkat etmemiz gereken bu süreç olmadan önce hazırlık yapmak. Yani az önce dedik ya, mesela çocuğun gelişim dönemlerini, özel dönemlerini bilirsek aşağı yukarı hani işe başlama tarihimizde, bakıcıyla konuşma tarihimiz vesaire, onları kendimiz ayarlayabiliriz. Yani işte çocuğun tam böyle işte diş çıkarıyor ya da çok yoğun bir hastalığın hemen sonrası, pat orada yeni biriyle tanıştırıp hemen işe başlamayız. Hı hı. Yani orada bir onun geçmesini bekleriz. Çünkü mesela hastalık dönemi de çocuk için bir krizdir. Ondan sonra da bir uyum sağlama sürecine girer. Bakıcıyla öncesinde çocuğu tanıştırmak, anne yanındayken belli süreler vakit geçirmek, sonrasında aşama aşama ayrılmak gerekiyor. Yani genelde de hani bunlara dikkat ediliyor diye düşünüyorum. Sabahları işte işe giderken bunu anneler çok yapıyor işte. Sessizce çıkmak, çocuk uyurken aman ağlar şimdi çok zor olur ayrılmak vesaire diye çıkmak. Tam tersine çocuğu süreci anlatmak lazım. Dedik ya, çocuk çok küçükten itibaren konuşmak, açıklama yapmak lazım. Biz ne diyoruz? Bilmediğimiz şey bizde kaygı yaratır, bizde stres yaratır. Çocuğa da anlatacağız, çocuk da bilecek. Anne nereye gidiyor? Ne kadar gidiyor? Evet, çocuk zaman kavramını bilmiyor, saatleri bilmiyor. Ama siz işte aşağı yukarı işte uykudan önce işte akşam yemeğini yiyeceksin, ben geleceğim. İşte ya da işte bak şu oyuncakla sen oynarken ben böyle yapacağım vesaire gibi bilgilerle çocuğa bunu sunarsanız, bu çocuk buna çok daha kolay uyum sağlar. Evet. Peki hocam, bebek bakımında aile üyeleri ve profesyonel bakıcılar arasında tercih yaparken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır? Yani ben şunu düşünüyorum, eğer aile üyeleriyle çatışmalı bir ilişkiniz varsa, çözülmemiş problemler varsa... Uzak mı tutun diyorsunuz? Soru işareti. Yani uzak tutun demiyorum ama önce bu problemlere bir bakın yani. Yine konuşmak lazım burada. Yani... ne olabilir? Buradan ne sorun çıkabilir? Bizi ne bekliyor? Çünkü çocuğa iki farklı bakım verenin olması çocuk için şöyle bir problem. Tutarlılık açısından eğer her iki bakım veren de aynı şekilde çocuğa yaklaşmıyorsa, tutarsız bir bakım aldığı için çocuk da orada bir kafa karışıklığı yaratıyor. Ve tutarsız bakımda her iki bakım veren kişi arasındaki de çatışmayı tetikliyor. Yani o yüzden bunu iyi konuşmak lazım. Hani belki profesyonel bir bakım verenle daha net sınırlar çizilebilir, çizgiler çizilebilir. Aile üyeliğiyle konuşurken belki bazı şeylerden çekinilebilir ama çekinmemek gerekiyor. Onun yerine hani kaygılarını, işte çocuğa bakma rutininin neler beklediğini, neler olması gerektiğini, bunları açıkça konuşmak ve çözmek gerekiyor. Eğer çözebiliyorsak ne âlâ, ne kadar güzel yani çocuğa aile üyelerinden birinin bakım vermesi, ama çözemiyorsak, bu başka çatışmalara yol açacaksa, yani çünkü biz şunlara rastlıyoruz işte, diyelim anneanne ya da babaanne işte eve geliyor çocuğa bakmak için, arada bir çatışma çıkıyor, ben artık gelmeyeceğim ya da işte ben kendi evimde bakacağım, tam çocuk evinde alışmış, ne güzel bakılıyor vesaire, hadi hop babaanneye ya da anneanneye git, hani bunlara çocuğu maruz bırakmamak lazım. Evet. Geniş aile içinde çocuğun bakımını üstlenen büyüklerin çocuklara yaklaşımı nasıl olmalı ve bu yaklaşım çocuğun gelişimine nasıl katkıda bulunur hocam? Biz genelde şunu görüyoruz. Geniş ailenin biraz daha izin verici, anne babanın daha sınırlar koymaya çalışan bir yapıda olduğunu görüyoruz. Hep deriz ya, yani işte anneanneler, babaanneler de neler çocuğu şımartır vesaire. Yani birebir elbette ki annesi babası gibi
davranamayabilirsiniz. Ama bazı şeylere dikkat etmek lazım. Özellikle sınır konusu. Hani yani işte mesela hiç anne çocuğu ekranla karşılaştırmamış. Evet. Hani bizim de ekran vermemiz çok doğru değil. Orada annenin kararlarına saygı duymak lazım. Anne mesela hiç çocuğu şekerle karşılaştırmamış. Siz bu şekilde davrandığınızda hani hem çocuk da farklı algılıyor yani. Hani ebeveyni sınır koyan hani yer olarak görüyor. İşte diğer geniş aile üyelerine rahatlayacağı, işte her şeyin sınırsız olduğu bir ortam olarak görüyor. Bu zaten çatışmaya da sebep oluyor. Orada tutarlılık önemli. Ailenin, ebeveynlerin kuralları neler, sınırları neler, çocuğa nasıl yaklaşıyor? Ben de buna benzer şekilde yaklaşmalıyım ki nihayetinde bu çocuğun iyiliği ve sağlığı için. Çünkü tutarsız bir bakım çocuğun kafasını karıştırır. Evet. Peki hocam, çekirdek ailede büyümüş ya da işte geniş ailede büyümüş çocuk arasındaki fark nelerdir? Hı hı. Az önce söylediğim problemler yoksa, çatışma yoksa, farklılıklar yoksa, hani herhangi bir problem yaşamıyorsa çocuk için eşsiz bir şey. Düşünsenize ne dedik, çocuk bol bol uyaran alsın. İşte bir kişiyle çocuğun konuşması var, işte evde beş kişiyle konuşması var. Ne kadar evet. zengin bir ortam. Şimdi dil becerisi daha hızlı gelir. İşte kuzenleri, akrabaları, işte akranları varsa mükemmel bir şey. İşte paylaşma davranışını görür, rekabeti görür. İşte hangi davranışın onay aldığını, hangi davranışın işte uygun olmadığını gözlemleyerek görür. Daha çok sevgi alır, daha çok temas edilir. Ne dedik çocuğu? Temas çok geliştiriyor mesela. Değil mi? Evet. Şimdi anne, sadece anneyle büyüdüğünde annenin tabii ki ister istemez hayat rutinini devam ettirmek için işleri var. İşte mutfakta, temizlikte vesaire ya da kendiyle ilgili. Mesela o boş vakitlerinin de işte bir geniş aile üyesiyle doldurulduğunu düşünün. Hem çok özel anlar hem de çocuk için çok zengin uyaranlar. Ama gene altını çiziyorum. Orada çatışma ve şey... davranışlarda, tutumlarda tutarsızlık olmayacak. Hı hı. Bu durum sosyal yaşantıyı, sosyal gelişimini nasıl etkiler çocuğun? Hı hı. Çocuklar dil becerisini daha rahat kazandığı için dediğim gibi daha dil becerisinde öne geçebilirler. Sosyal ilişkilerde daha aktif olabilirler. Daha az kaygı yaşayabilirler. Çünkü o konuda esnek olurlar. Çünkü hani anne de bakım verebiliyor, işte dedeyle de parka gidilebiliyor, hı hı. babaanneyle de yemek yenebiliyor, işte kuzenleriyle de vakit geçirilebiliyor. Daha esnek. Öbür türlü hani anneyle, sadece anne bakım veren, anneyle yapılan aktiviteler var. Hadi tabii ki bunun yani daha farklı bakımcı eklendiğinde değişebilir bu durum. Çocuk gene esnekleşip o duruma uyum sağlar ama diğer çocuk ona göre daha hızlı uyum sağlar. Peki hocam, kendilerini mükemmel ebeveyn olma baskısı altında hisseden, zaman zaman tükenmişlik yaşayan ebeveynlere ne tür önerilerde bulunursunuz? Mükemmel ebeveyn olmaya çalışan bir ebeveyn muhtemelen kötü bir ebeveyn olur. Aslında orada yani bir çelişki var. Çünkü kendine o kadar baskı yüklemiş, o kadar stres yüklemiş olur ki kendini bir çerçevenin içine koymuştur. O çerçevenin içerisinde bir şeyleri yönetmeye çalışıyordur. Yani o kadar zor ki, ulaşılması zor bir hedef mükemmel ebeveyn olmak. Mükemmel ebeveynlik tanımında bizi böyle kıstıran şeyler de var, onları destekleyen düşünceler de var büyük ihtimalle. Kurallar var, işte iyi anneler böyle böyle yapar. Prensip gibi mi hocam bu dediğiniz? Prensipten ziyade esnetilemeyen ve değiştirilemeyen, yani daha mükemmel, meli malı cümleleri. Yani hani diyebiliriz ki mesela işte iyi bir ebeveyn işte çocuğuyla oynayan bir ebeveyndir. Bu da bir problem yok. Ve elimizden geldiğince oynamaya çalışırız. Ama diyelim ki o gün günümüzde değiliz. Çok da büyük bir sıkıntı yaşadık. İşe git, eve gelmeden önce işte bir saatlik bir vakte ihtiyacımız var. Nefes almamız gerek. Bizim eğer iyi bir ebeveyn çocukla oyun oynamalısa buna uyum sağlayamıyoruz. O gün de kötüyüz. Yani burada biz o zaman baskı yaşıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü kendi tanımıma uyamadım. Ama şöyle bir tanımımız olsa, işte dediğim gibi iyi bir bebeğin çocuğuyla oyun oynar. Bazen de
deyip orada bir esneklik, bir cam açma. Bazen de işte kendine vakit ayırmaya da ihtiyacı vardır. Kötü bir gün de geçirebilir vesaire. Hani eğer böyle geniş düşünebiliyorsak, böyle esnek düşünebiliyorsak kendimizi sıkıştırmamış oluruz. Ama mükemmeliyetçilikte biraz melimalılar var, zorunluluklar var. Hı hı. Yani onun dışına çıkıldığında size bu kaygı olarak, öfke olarak, işte mutsuzluk olarak, pişmanlık, suçluluk duygusu olarak dönebilir. Yani bunda da bu duygularla da muhtemelen o istediğiniz o mükemmel ebeveynliği zaten o performansı sergileyemezsiniz. Ne kadar esnek olursak o kadar iyi. Çünkü çocuklar da esnek varlıklar ve değişen varlıklar. Yani diyelim ki bugün boya yapmaktan çok hoşlanan çocuk yarın hoşlanmıyor. Ama biz bunu rutinimizde bu saatte boya yapılacak. Çocuğu geliştirmeye çalışıyoruz ya işte çok iyi ebeveyn olmaya çalışıyoruz. Hayır bırakalım esnek olalım. Hadi bu sefer de başka aktivite ya da çocuk serbest oynayacak ya da işte farklı bir şey yapacak. Yani açık kapı bırakmak. O zaman daha iyi bir ebeveyn olabiliriz. Yani burada tabii şeye de bakmak lazım yani. Ne demek mükemmel ebeveynden ne kastediyorum? Onu da bir sorgulaması lazım. Çünkü bazen çok yüksek hedefler konabiliyor işte. Yani mükemmel ebeveyni olmak, hep çocuğuyla birlikte olmak, çocuğun her istediğini yapmak, çocuğun hiç ağlamaması, çocuğun hiç üzülmemesi, hiç kötü bir his hissetmemesi, korkmaması vesaire. Hani ben bütün bunları halledeceğim, bütün her şeyi hallederim noktasındaysak çok yoruluruz. Yapamayız çünkü. Hayatın doğal akışına aykırı. Çok doğru. Hı-hı. Hocam bu dedikleriniz üzerine şu soruyu sormak istiyorum. Sağlıklı bir anne çocuk ilişkisini oluşturmanın temel dinamikleri nelerdir? Sağlıklı bir anne çocuk ilişkisi oluşturacaksak istikrarlı bir bakım vereceğiz çocuğa. Bunun bence en güzel yolu da bir ebeveynin, anne ya da babanın duygu düzenleme becerisini kazanmış olması. Gene işte doğum öncesine gidiyoruz. Yani doğum öncesinde bence bu da sorulması gereken bir soru. Duygu düzenleme becerim var mı? Yani duygularımı yönetebiliyor muyum? Çünkü büyük bir ihtimal olacaktır. Çocuğun çok yoğun duygular yaşadığı, işte böyle kriz yaşadığı durumlarla karşılaşacağız. Ben de öfkeleneceğim, ben de kaygı yaşayacağım, ben de sinirleneceğim. Ben orada duygularımı kontrol edebilecek miyim? Yani bununla birlikte işte dediğim gibi yaşam sürecindeki duygularımı da regüle edip kontrol edebilip, düşüncelerimi düzenleyebilip çocuğa o istikrarlı bakımı sunabilecek miyim? İşte bugün çok iyiyim, keyfim çok yerinde, o çocuğa çok iyi annelik yapıyorum, oynuyorum, şey yapıyorum vesaire. Ertesi gün kötü bir şey yaşadım, çocuğu reddediyorum mesela. Yani bu tabii ki tutarsızlık çok büyük zarar verir. Sağlıklı bir ilişki istiyorsak tutarlı olacağız. Çocuğun ihtiyaçlarına cevap vereceğiz ama belli bir dönemden sonra genelde 2 yaştan sonra bu ilişkinin sınırları da olacak elbette ki. Yani çocuğa hayatı keşfederken belli sınırlar da çizeceğiz nasıl keşfetmesi gerektiğiyle ilgili. Dediğim gibi onun güvenli üstü olacağız. Hem hata yapabildiğinde dönüp gelebileceği hem de bizden güven alarak dünyayı keşfe çıkacağı bir yer haline gelmeye çalışacağız. Peki hocam son olarak baba katılımının anne psikolojisine ve çocuk gelişimine olan etkileri nelerdir? Araştırmalar şunu gösteriyor. Şimdi biz tabii bu süreci anne ile bebek gibi düşünüyoruz. Annenin çok aktif aldığı, rol aldığı bir şey olarak tanımlıyoruz elbette ama şu var, araştırmalar babayla kurulan kaliteli bir ilişkinin çocuk için ilerideki işte akademik başarısı, sosyal ilişkileri, akran ilişkileri, işte duygusal zekası bunların hepsini etkilediğini, iyi bir ilişki kuruyorsa babayla bunların da pozitif olduğu, daha iyi olduğu, yani babayla iyi ilişkili kuramayan kıyasla daha iyi olduğunu görüyoruz. Babanın mutlaka bu sürece katılımı olması lazım. Annenin sağlıklı olması için iyi bir eş ilişkisine ihtiyacı vardır. Mutlaka baba ve anne, önce bahsettik ya işte ben olacağız, biz olacağız hepimiz. Bu üç alanda da bizim iyi olmamız lazım ki iyi performans gösterelim. Baba da bu sürece ne kadar katılırsa bu üç alanda gayet güzel işler. Çok güzel söylediniz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
Sevgili seyircilerimiz, şimdi hep birlikte bebeklerimizi evde bekleyen gizli tehlikelere karşı önemli bilgiler edinebileceğimiz videomuzu hep birlikte izleyelim. İlk 6 ay içerisinde aslında bebek anneye çok bağlı durumda yaşayan bir canlı. Bu dönemde beslenme sorunları ve emzirme sorunları ile birlikte bebeğin yavaş yavaş hayata tutunduğu, hareketli olmaya başladığı dönem ilk 6 ay. Bu dönemde en sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesi beslenme sonrasında bebeğin akciğerine anne sütünü ya da mamayı kaçırması. Buna bağlı olarak da aspirasyon sorunları, solunum sıkıntısı, bebeğin morarması gibi sorunlar, acil yaklaşılması gereken sorunlar ortaya çıkabilir. İkinci büyük sorun da ani bebek ölüm sendromu dediğimiz bir durum. Bebeğin özellikle yüzü koyun pozisyonda yatırılmasıyla nefes borusunun tıkanması ve ona bağlı olarak da bebeğin ani bir şekilde kaybedilmesi uyku sırasında. Bu olabilir. Bu yüzden biz annelere özellikle uyku önerilerinde bulunurken diyoruz ki bebeği yan pozisyonlarda ya da sırt üstü pozisyonlarda yatıralım ki yüzü koyun pozisyonlarda ani bebek ölüm sendromu riski bulunmaktadır. Tabii bebeğin emeklemeye başladığı dönem 9. aydan başlar, 12. ay, 15, bazen de 12, 13-14. Aya kadar devam edebilir. Bu emekleme dönemi tehlikeli bir dönem çünkü bebeğin artık hareketlenmeye başladığı dönem. O dönemde mutlaka evdeki prizlerin kontrol edilip kapatılması son derece önemli. Elektrik prizlerinin artı mobilyaların köşelerine bebeğin kafasını çarpmaması, bir travma oluşmaması açısından korunması son derece önemli. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Yine bebeğin uzanabileceği düzeydeki bir yerlere küçük oyuncak parçalarının bırakılmaması ya da işte küçük başka parçaların bırakılmaması evde dikkat edilmesi gerekiyor. Bu dönemlerde ortamın temizliği de son derece önemli. Temiz olması gerekiyor ki bebek çok hareketli emekleme döneminde her yere dokunuyor. O yüzden de alerjen riski olan her tür eşyadan uzak olmasından çok fayda var. Genel olarak bebekler yaşında yürümeye başlar. Yani 12. ay civarında biz bebeklerin yürümesini bekleriz. Bu yürümeye başladığı dönemde önce emeklemeyle de yürüyebilir, hiç emeklemeden de yürüyebilir. Bazen bebekler koltuk kenarlarında sıralar ve sıralamanın arkasından hemen yürüyüşe geçebilir. Böyle bir durumda da yürüme başladığı zaman artık bebeğin evdeki eşyalara karşı tutunmadan yürüyebileceği şekilde ortam alanının geniş bırakılması önemli. Bebeğin yürüyebileceği bir alanın olması önemli. Eşyalara çarpmaması gerekiyor. Elektronik cihazlara değmemesi gerekiyor. Uzak tutulması gerekiyor. Yine küçük eşyalardan, ev aletlerinden uzak tutulması, elektrik prizlerinden uzak tutulması gerekmekte. 0-2 yaş arası bebeklerin yine en hareketli olduğu dönem. Artık bebeğin yürümeye başladığı, evde her yeri karıştırabildiği bir dönem. Bu dönemde mutlaka ilaçlardan uzak tutulması, evde kullanılan, ebeveynlerin kullandığı ilaçlar ya da ilaç dolaplarından uzak tutulması son derece önemli. Yine aynı şekilde annelerin kullandığı temizlik ürünlerinin ayrı bir yerde muhafaza edilmesi, bu bebekler için son derece kostik olan yani zehirli olan bu malzemelerin de bebeklerden mümkün olduğunca uzak tutulması gerekmektedir. Bugün Bebeğimle Yeni Hayatta psikolog Dicle Selek hocamızla beraber 0-2 yaş arasındaki bebeklerin gelişimsel becerileri ve bu süreçte anne baba çocuk üçgenindeki sağlıklı iletişimi ve ebeveyn katılımının çocuk gelişimine etkileri üzerine konuştuk. Çalışma hayatına dönen annelerin kaygılarını paylaştık. Videomuzda ise bebeklerimiz için evdeki gizli tehlikeleri gözler önüne sererek bilgiler edindik. Sevgili seyircilerimiz, sorularınızı uzmanlarımıza iletmek üzere bize bebegimleyenihayat@trt.net adresinden iletebilirsiniz. Bugün burada sizinle yine çok değerli bilgiler edinmek üzere buluştuk. Buluşmaya devam edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.